Merhaba arkadaşlar. Bu videoda size 2018 yılında en çok arananlar arasında yer alan konulardan birini ele alacağız. Konumuz şu: telefondaki fotoğrafları, videoları, yani kısacası telefondaki dosyaları nasıl bilgisayara aktaracağız? Bunun iki yolu var. Bunlardan bir tanesi Wi-Fi yöntemiyle, diğeri de telefon kablosu, yani şarj kablosuyla. Lazım olan tek şey telefonun şarj kablosu. Örnek olsun diye tanıtım videosunu gösteriyorum şu an. Görmüş olduğunuz gibi telefonda dosyaları bilgisayara aktarıyoruz. İkinci yöntemde de kablosuz Wi-Fi üzerinden de bu dosyaları kopyalama işlemi yapılabilir. Bu biraz zahmetli görünse de zor değil. Sadece programlar yardımıyla yapılabiliyor. Eğer isterseniz bununla ilgili video da çekebilirim. Aşağıya yorum yazmanız yeterli. Şimdi gelelim asıl konumuza. Telefondan bu dosyaları bilgisayara nasıl kopyalayacağız? Ya da nasıl yedekleyeceğiz? Telefonumuzun şarj kablosunun adaptöre takılan kısmı, yani USB kısmını bilgisayarımızda flash bellek gibi cihazların takıldığı USB borduna takıyoruz. Daha sonrasında da telefon ekranına gelelim. Şöyle telefon ekranını açtık. Kabloyu taktıktan sonra ekranın üstünde görmüş olduğunuz gibi bir bağlantı simgesi var. Ekranı aşağıya çekip USB seçeneklerini değiştirmek için dokunun diyor. Oraya tıklıyorum. Ekrana şöyle bir pencere geldi. Bizim kullanacağımız kısım dock suya aktarımı olacak. Eski Android sürümlerinde bu MTP dosya aktarımı olarak da yazabilir. Şu an benim kullandığım Android 7 Nougat versiyonudur. Neyse, ekrana şöyle bir şey geldi. Güç beslemesi, şarj olur gibi ibareler mevcut. Burada detaylı bilgi almak için nedir, nesidir altında detaylı açıklaması yazıyor. Görüntüyü tam ekran yapıp bakabilirsiniz. Gelelim biz kendi konumuza. Dosya aktarımını seçtim. Sonra da alt kısımdan daima'ya tıklayarak bir daha USB'yi bilgisayara taktığımda direkt bilgisayarda dosyaları görmemi istiyorsam bunu yapmalıyım. Sonra gelen ekranda da dosya kopyalamada ekran kilidi açıkken telefon dosyalarına erişebilsin mi diye uyarı veriyor. Evet diyerek her zaman kullanı tıklayıp devam ediyorum. Daha sonrasında dosya aktarımına hazır telefonumuz. Şimdi gelelim bilgisayarımızın ekranına. Şöyle bilgisayar ekranını açtıktan sonra bir de telefonumuzun ekranını da sağ tarafa alayım şöyle. Masa üstündeyken bilgisayarımı açıp oradan da cihazlar ve sürücülerden yerel disk dışında bulunan cihaz, yani V20'yi açıyorum. Benim telefon V20. Buraya giriyorum. İçinde daha sonrasında da dahili depolama alanı ve SD kart var. Ben fotoğraflarımı almak istiyorum. Dahili alana girerek kopyalamak istediğim dosyalar burada. Telefon kamerasıyla çektiğim fotoğrafları kaydetmek için kamera ayarlarında dahili hafızayı seçmiştim. Oradaki resim ve videoları bilgisayara aktaracağım. LG marka telefonlarda dahili depolama hafızasında DIGIM, dijital kamera imaj dosyaları, yani klasöründe bulunuyor. Şimdi o klasörü açıyorum. Ekranımı biraz yakınlaştırayım. Görmüş olduğunuz gibi kamera klasörü var. Benim çektiğim fotoğraf ve videolar orada yer alıyor. Kamera klasörünü açıyorum. Fark ettiyseniz klasör açıldığında üstteki adres center'ında yeşil bir şerit var. Tarama yaptığı için tüm resimleri alacaksanız eğer direkt kamera klasörünü kopyalayabilir ya da benim gibi klasörü açarak dosyaların hepsini kopyala yapıştır yöntemiyle de alabilirsiniz. Ya da aradan seçeceğiniz varsa oradan seçebilirsiniz. Neyse, o yeşil tarama kısmı bitene kadar beklemek yerine kopyalamak istediğim yeri ayarlayayım. Şu ekranı bir aşağıya alayım. Eksi butonuna basarak masa üstüne bir klasör oluşturuyorum. Telefon kamera yazıyor ve klasörümü açıyorum. Sonrasında da telefonun içerisindeki kamera klasöründeki dosyaların hepsini seçiyorum. Bunun için klavyeden CTRL tuşuna basılıp kontrol tuşuna basılıp A'ya basıyorum. Kontrol A. Sonra farenin sağ tuşuna tıklayarak kopyala diyorum ve masa üstünde oluşturduğum telefon kamera klasörünü farenin sağ tuşuna tıklayarak yapıştır diyorum. Ha, böyle de uğraştırmak istemiyorsanız en basiti ise direkt seçili dosyaları sürükle bırak yöntemiyle yapıştırıyorum. Yani şöyle ki telefondaki kamera klasörünün içindeki dosyalar seçili, basılı tut, masa üstündeki telefon kamera klasörünün üstüne bırak. Direkt otomatik kopyala yapıştır oluyor. Neyse, bu kısımda işlem uzun sürdüğü için görmüş olduğunuz gibi kimse burada da 1 saat videoyu beklemez. Bunun için hızlandırarak geçiyorum. Bu arada bu işlem devam ederken
Sizinle önemli bir bilgi paylaşayım. Elektronik aletlerde illaki bir sıkıntı yaşama ihtimaliniz bulunabilir. Bunun için dosyalarınızı sürekli yedekleyin. Çekilen fotoğrafları kaybetme ya da silme ihtimaline karşı felaket illallığı yapmayayım ama telefon bozulduğunda bile tüm her şey biter. Hani maddi boyutunu bir yana geçtim. Anılarınız ve hatıralarınız da elinizden uçup gidebilir. Size tavsiyem hafıza kartınız olur, bilgisayar olur, taşınabilir hard diskler olur. Hatta yeriniz yoksa bile bulut sürücüler var. iCloud gibi. iCloud var. Drive var. Google'ın Drive var. Oralara yedekleyebilirsiniz. Geçmişte benim de kaybettiğim fotoğraflar ve videolar oldu. Yanlışlıkla sildiğim oldu, kaybettiğim oldu, telefon bozuldu diye kaybettiğim resimlerim oldu. Size tavsiyem, tekrar söylüyorum, yedeklemeyi unutmayın. Bunu sık sık yapın. Kopyalama işlemi bitti. Şimdi bilgisayarımıza kopyaladığımız dosyaları kontrol için tek tek küçük boyutta resimlere bakıyorum. Tam kopyalama olmuş mu diye. Görmüş olduğunuz gibi simgeler direkt küçük resim oldu. Bir sorun yok gibi görünüyor. Telefon kamerasıyla çekilen resimler bunlardı. Şimdi gelelim burada aradığımız ikinci konumuza. Telefondan ekran görüntüsü çekiyoruz ama o da kamera klasörüne yer almıyor. Peki bu fotoğrafları almak istiyoruz ama nerede? Kopyalamayı öğrendik ama bu klasör nerede? Ekran görüntüsü aldığımız resimler LG marka telefonlardan dahili hafızada bulunuyor. Bu dahili alana girdikten sonra Pictures klasörüne giriyoruz. Oradan da screenshots, yani Türkçe deyimle ekran eşittir screen, görüntü eşittir shot, yani screenshots klasörüne giriyoruz. Oradan tüm görüntüleri alacaksak eğer komple klasörde basılı tutup masa üstüne çekebilirsiniz. Sürükle bırak yöntemiyle kopyala yapıştır oluyor. Bu işlemi de hızlandırıyorum. Ve bingo. Fotoğraflarımız kopyalandı. Uzun sürmesin diye bu kısmı da hızlandırmıştım. İşlemler bu kadar basit. Bu tür konularda çok detaylı anlatmamın nedeni gerçekten daha önce bu işlemi hiç denememiş olanlar var. Ya da ilave olarak yeni bilgisayar kullanmaya başlayan arkadaşlarımız var. Amaç onlara yardımcı olmak. Neyse, bu videoda anlatımım için, emek için bu videoyu beğenirseniz sevinirim. Başka sorunuz varsa aşağıya yorum olarak yazın. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum. Arkadaşlarınıza da tavsiye ederek bu teknoloji çağında bilgiye ulaşmada yardımcı olabilirsiniz. Videoların devamını gelmesini istiyorsanız abone olarak hem yeni videoların geldiğinde de haberdar olabilir hem de bana kendimi geliştirme açısından katkıda bulunabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.